6 Mayıs gündemiyle Güncel Urfa haber bülteni başlıyor. Vali Eren'in talimatıyla tüm şehit aileleri ziyaret ediliyor. Şanlıurfa Valisi Abdullah Eren'in talimatlarıyla Ramazan ayı boyunca şehit ailelerini ziyaret eden Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, şehit ailelerinin her türlü sıkıntısını çözüp dertlerine ortak olmaya devam ediyor. Vali Eren'in gönderdiği hediyeler ve iftarlık İkramları ile her akşam bir şehit ailesini ziyaret eden Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Bilici ve kurum personeli önceki akşamda şehit İsmail Karataş'ın Bozova'daki ailesini ziyaret etti. Şanlıurfa'da 204 bin haneye biner liralık destek ödemesi yapıldı. Koronavirüs salgınının vatandaşlar üzerindeki ekonomik etkilerini azaltmak amacıyla Cumhurbaşkanlığı tarafından başlatılan ekonomik istikrar paketi kapsamında Şanlıurfa'da 204 bin haneye biner TL destek ödemesi yapıldı. Fen işlerinde yoğun gece mesaisi sürüyor. Haliliye Belediyesi vatandaşlara geceli gündüzlü hizmet götürmeye devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Öğrenci Kırsal Mahallesi'nde yağış sonrası oluşan su baskınlarının olumsuz etkilediği yol geçişlerine drenaj boruları döşerken ilçe merkezinde de parke ve kaldırımlarda bakım ve onarım işlemlerini gerçekleştiriyor. Yoğunburç Mahallesi'nde yollar parke taşıyla döşeniyor. Karaköprü Belediyesi Yoğunburç Kırsal Mahallesi'nde yollarda kilitli parke döşeme çalışması yaparak köy içi yolları tozdan ve çamurdan kurtarıyor. Şanlıurfa Karaköprü Belediyesi ilçe merkezinde ve kırsal mahallelerde yol çalışmalarını devam ettiriyor. Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri tarafından Yoğunburç Kırsal Mahallesi'nde yollarda kilitli parke döşeme çalışması başlatıldı. Kırsal mahalledeki köy içi yolların tümü kilitli parke döşenerek tozdan ve çamurdan kurtarılıyor. Eyübiye'de kentsel dönüşüm çalışmaları. Eyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Eyübiye Belediyesi ve TOKİ işbirliğinde başlatılan ve çalışmaların hummalı bir şekilde sürdüğü kentsel dönüşüm alanında incelemeler yaptı. Başkan Kuş, beraberinde AK Parti Eyübiye İlçe Başkanı Mehmet Moğal ve ilgili teknik elemanlarla Akça Mescit bölgesinde başlatılan birinci etap kentsel dönüşüm alanında incelemelerde bulundu. 4 etaptan oluşan ve toplam 3000 konut hedeflenen projenin ilk etabında 367 konut ve 35 iş yerinin çalışmaları hummalı bir şekilde devam ediyor. İlçenin çehresini değiştirecek olan toplam 4 etaptan oluşan projenin ilk etabı 367 konut ve 35 iş yerinden oluşuyor. Daha detaylı bilgi için www.güncelurfa.com haber sitesini ziyaret edebilirsiniz.